Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Ben Nihan Günay. 17 günlük tam kapanmanın son gününe başlarken herkesin aklında bir soru vardı. Yarın ne olacak? O soru bugün sabah saatlerinde yanıt buldu. Tam kapanmanın biteceği 17 Mayıs saat 5'te atılacak normalleşme adımları İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesiyle ilan edildi. En başta şunu söyleyelim. Bu genelgede ilan edilenler 1 Haziran'a kadar geçerli. 1 Haziran'dan sonra ne olacağına dair kararların yarın yapılacak kabine toplantısı sonrasında açıklanması bekleniyor. Gelelim önümüzdeki yaklaşık 15 gün için hangi düzenlemelerin getirildiğine. Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içinde saat 19'dan 21'e çekildi ama Haziran'a kadar hafta sonu 2 günde de kısıtlama var. Şehirler arası seyahatlerde de sadece kısıtlama saatlerinde geçerli olacak. Kafe ve restoranlar, paket servis ve gel al hizmetlerine hali hazırdaki gibi devam edebilecekler. Merakla beklenen bir diğer konu da düğünlerdi. Düğün, nikah ve kına eğlenceleri 1 Haziran'a kadar yapılamayacak. Aynı şekilde sinemalar, kahvehaneler, eğlence mekanları ve spor salonları da kapalı. Ve 65 yaş üstüne özel bir hak tanındı bu dönemde. Çift doz aşısına olan 65 yaş üstü büyüklerimize uygulanan saat kısıtlaması kaldırıldı. Aynı şekilde bu uygulama 18 yaş altındakiler için de geçerli. Aşı yaptırmayan 65 yaş üstü ise hafta içi saat 10 ila 14 arasında sokağa çıkabilecek. Özetlemeye çalıştık. Şimdi madde madde 1 Haziran'a kadar nasıl yaşayacağımızın ayrıntıları geliyor. Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. İpuçlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Ayrıntılar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle belli oldu. Kademeli normalleşme takvimi hazır. En önemli madde sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi olacak. Yani eski kısıtlamaya geri dönülecek. Hafta içi saat 21'de başlayacak kısıtlama ve ertesi güne kadar devam edecek. Hafta sonuysa 2 gün boyunca yollar bomboş olacak. Genelgenin en dikkat çekici maddesi 65 yaş üstü ve 18 yaş altı ile ilgili. 18 yaş altı ve 2 doz aşı olan 65 yaş üstüne kademeli normalleşmede kısıtlama yok. Ancak aşı yaptırmamış 65 yaş üstü hafta içi sadece 10 ila 14 arası sokağa çıkabilecek. Aşı olup olmadığına bakılmaksızın tüm 65 yaş üstü ve 18 yaş altındakilerin toplu taşıma kullanmalarına ise müsaade edilmeyecek. Restoranlarda oturarak müşteri alımına izin verilmeyecek. Hafta içi gel al ve paket servis olacak. Hafta sonu ise sadece paket servis olacak. Kahvehane, kafe, spor ve sinema salonları Haziran'a kadar kapalı kalmaya devam edecek. Haziran ayı ile birlikte tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Merakla beklenen maddelerden biri de düğün ve nikah merasimleri. Düğün, nişan ve kınada kısıtlamaya devam edilecek. Evlenme işlemleri ise az kişinin katılımıyla kısa sürede yapılacak. Günlerdir kapıları kilitli olan alışveriş merkezleri de bu süreçte açılmış olacak. Ancak belirli kurallar olacak. Yine örneğin HES kodu uygulaması ve içeride belli yoğunluğa ulaşınca müşteri alınmaması bu kurallardan biri olacak. Alışveriş merkezleri hafta içi açık. Hafta sonu ise kapalı olacak. Marketlerde sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği hafta sonlarında sadece zorunlu temel ihtiyaçların satışına izin verilecek. Hafta içi ise satış kısıtlaması yok. Şehirler arası seyahatlerde kısıtlamanın olmadığı günler izin belgesine gerek yok. Ancak kısıtlamanın olduğu hafta sonları özel araçla seyahat yine izne tabi olacak. Toplu taşıma kullananlarsa kısıtlamaya rağmen seyahat edebilecek.